Ayşe ödül kazanmak istiyormuş. Aslında kim istemez ki değil mi? Ama bu başka bir şey. Kahvaltılık gevrek üreten bir şirket her kahvaltılık gevrek paketinin içine bir ödül koyup 6 ödülü de toplayın diye reklam yapıyormuş. Her pakette bir ödül var ve her ödülün çıkma olasılığı da birbirine eşitmiş. Evet Ayşe 6 altı ödülün 6'sını da toplamak için ortalama kaç paket kahvaltılık gevrek almalı. E bunu merak ediyor. Şimdi Ayşe'nin bu soruyu çözmesine farklı şekillerde yardımcı olabiliriz. 6 ödülü de toplayabilmek için alması gereken ortalama kahvaltılık gevrek paketlerinin beklenen sayısını matematiksel yollarla hesaplayabilir ya da bir rassal sayı listesi kullanarak alacağı paket sayısını simüle edip 6 ödülü de toplaması için kaç adet paket alması gerektiğini anlamak adına çoklu deneyler yapabiliriz örneğin her kutuda 6 ödülden biri olabilir diyerek ödülleri numaralandırarak başlarsak ödüller 1 2 3 4 5 ve 6 olsun. Sonra da bir bilgisayar yazılımı yardımıyla Buna benzeyen rassal bir sayı dizisi üretip, tamamıyla rassal bir sayı dizisi üretip, genel yöntemi kullanarak soldan başlayıp her yeni sayının paketin içinden çıkan ödülün numarası olduğunu düşünür ve İlk deneye başlayabiliriz. Dediğim gibi Ayşe de soldan başlayacak ve bu simülasyon deneyinin ilk kutusundan bir numaralı ödül çıktığını söyleyecek ve bu şekilde devam edecek. İkinci kutudan 5 numaralı ödül, üçüncüden 6 numaralı ödül, dördüncüden bir 6 numaralı ödül daha diye devam edip deneyi 6 altı ödülün 6'sını toplayana kadar sürdürecek. Buradaki rakamların birden 6'ya kadar olmadığını fark ettiniz değil mi? 0 var, 7 var, 8 var ve 9 var. Ayşe'nin bu sayıları görmezden gelmesi ve sıradaki sayıya geçmesi gerekiyor. Şimdi videoyu durdurun ve bu söylediğimiz koşullara göre birinci deneyi kendi kendinize siz yapmayı deneyin. Bu arada birinci deneyden kastım buradaki sayılarla başlayıp bunun birinci paket olduğunu varsaydığınızda Ayşe'nin 6 altı ödülün 6'sını da toplamak için kaç adet paket alması gerektiğine karar vermenizi istiyorum. Aslında bunun için hemen bir tablo hazırlamak belki daha düzenli olacak. Bu sütun deney olsun. İkinci sütuna da Alması gereken paket sayısı. Yani paket sayısı diyelim. Evet. Birinciyi maviyle yapalım. Birinci simülasyonu maviyle yapalım. İlk pakette bir numaralı ödülü bulduk. Şuraya ödülleri tekrar bir listeleyelim. Böylece buldukça işaretleriz. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Hadi bakalım. Birinciyi bulduk bile. İşaretliyorum. Beşinci burada. Tamamdır. Altıncı, evet bizim. Sıradaki kutudan da altı numaralı ödül çıkıyor. Ama altıncı ödülü biz az önce bulmuştuk zaten. Sonra ikinci ödül çıkıyor. Evet, sıradaki kutudan dördüncü ödül de geldi. Sonra yedinci ödül çıkıyor. Ama az önce de dediğim gibi böyle bir ödül yok. Bunu görmezden geliyoruz. Sonra... Yine altıncı ödül geliyor. Sıfırı saymıyoruz ve bu olayın gerçekleşmediğini varsayıyoruz demiştim. Sırada üçüncü ödül var ve bunu da alınca ödüllerin hepsini toplamış oluyoruz. Peki ilk deneyde bu iş için kaç paket almamız gerekti? Sadece geçerli olanları yani içinden ödül çıkan birden altıya kadar olan paketleri sayarsak... 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8 paket. Evet, birinci deneyde 8 paket kahvaltılık gevrek aldığımız için tabloya birinci deney için 8 paket yazıyoruz. Hadi şimdi bir deney daha yapalım. Çünkü burada bulduğumuz sonuç ortalama bir sonuç değil. Birinci deneyde 8 paket gerekmiş olabilir ama ortalama bir değer elde etmek için daha fazla, daha fazla deney yapmamız gerekiyor. Yaptığımız deney sayısı arttıkça elde edeceğimiz ortalama değerinde daha iyi bir değer olacağını ve 6 ödülü toplamak için almamız gereken paket sayısı adına daha doğru tahminler vereceğini aklınızdan çıkarmayın. Sırada ikinci deney var. Bu arada bunların rassal sayılar olduklarını da bir kere daha hatırlatayım ve geçerli olan ilk sayıyla devam edelim. Burada ilk olarak 2 var. Evet ardından 1 numaralı ödülü bulduk. Bu birinci ödül. 8'i görmezden gelelim. Yine 2 numara. 9'u görmezden gelelim. 5. ödül. Görmezden geleceğimiz bir 9 daha. Sonra 4 geldi. Evet. 3 de geldi. Harika. 1, 3, 3, 2, 2. Bu hediyeleri zaten almıştık. Sıfırı görmezden gelelim. Hep topladığımız ödüller geliyor. Ama devam edelim. 3, 1, 1, 3. Sıfırı görmezden geliyorum. 5'i de daha önce bulmuştuk. Ve nihayet 6 numaralı ödülü bulduk. Buna göre ikinci deneyde artık kaç paket aldığımızı sayabiliriz. Hadi bakalım şunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 paket. Evet, ikinci deneyde Ayşe'nin 17 tane paket alması gerekti. Peki, hadi bir deney daha yapalım. Umarım siz de benim kadar eğleniyorsunuzdur. Üçüncü deneyde sıra. Sadece geçerli sayılara bakacağımızı, diğerlerini görmezden geleceğimizi bir kere daha söylemek istiyorum. Dördüncü ödül, dokuzları görmezden geliyorum. Beş numaralı ödül geldi. Beş bir kere daha geldi. 2. ödül 7 ve 8'i eledim. 7'yi yine eliyorum. 6. ödül evet. 7'yi görmezden geldim. Birinci ödül, bir numara bir kere daha geldi. Dokuz zaten geçersiz. İkinciyi daha önce almıştık. Dokuzu yine çizdim. Birinci ödül zaten vardı ve en sonunda üç numaralı ödülü bulduk. Peki bu sefer kaç paket aldık acaba? Hadi bunu da bir sayı verelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 10 evet 10 paket aldık. Peki bu 3 deney sonucunda ortalamamız ne oldu? 8 artı 17 artı 10 bölü 3 bu 25 artı 10 35 eder bölü 3 bu da 11 tam 2 bölü 3'tür öyle değil mi? Ee, peki bu gerçekten de Ayşe'nin alması gereken paketlerin beklenen sayısı mıdır? E elbette ki tam olarak değil yani bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama yaptığımız deneylerin sayısı arttıkça gerçek teorik ortalamaya yaklaşacağımızı söyleyebiliriz.